Deniz Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Ben deyip çiçek açmış bugün benim atölyem. Biraz renkli oldu. Biraz mı? Gerçekten ihtiyacımız var. Rengarenk çok güzel görünüyor. Giydirme yapıyorsunuz değil mi örgülerden? Evet, evet. Çok hoş, bir bisiklet çalışması var görüyorsunuz rengarenk. Buraya girdim ve gözümü aldı. Harika, çok güzel bir taburemiz var. Teşekkür o da çok ederim. Başarılı. Yine burada birçok motif var. Bunlar ne olacaklar? Yarn bombing dediğimiz ağaç giydirme, dış mekan giydirme işleri için bunların birleştirilmesini göstereceğim. Ağaç giydirme için yapmak isteyenlere örnek olsun. Harika. Bir de çiçekleri seviyoruz. Özellikle bahçemizde, balkonumuzda, penceremizin önünde yer veririz. İçimiz gönlümüz açılsın diye. Evet. Ve böyle rengarenk de alırız. Değil mi? Aynen. Bunların yeşilleri var, kırmızıları var, sarıları var. Ben de özellikle baharda çok seviyorum gerçekten. Böyle sade bir şey nasıl rengarenk olur onu göreceğiz. Saksı giydireceğiz değil mi? Evet. Harikasınız. Bu dışını mı? Yoksa dışını. Dışını. Dış tarafı şurayı rengarenk motiflerle bezeyeceğiz. Evet, inşallah. İnşallah. Çok güzel gerçekten. Burada da dekoratif bal kabaklarım var. Çok hoşlar. Arkadaşınız. Evet, Derya Tecmer Hoca, o bugün çok rahatsız. 3 gündür katılabilmek için serum taktırdı ama toparlayamadı. Ay Allah'ım şifa verdi. Şu an kesin seyrediyordu. Sonrasını da bekliyorum inşallah. İnşallah. Herkeste bir salgın, bir hastalık söz öyle konusu. Oldu. Yastıklar da öyle, çok güzel görünüyor. Nereye baksan böyle gözümü renkler alıyor doğrusu ki. Siz de öylesiniz, ayağa kalkar mısın? Ay efendim. Ay efendim de gerek var da. Çekersin şöyle, döner misin lütfen? Ay çok hoş. Kedi yaptı tabii ki. Yok, bunu arkadaşım yaptı. Biz bunları örmekten kendimize henüz bir şey yapmaya vakit bulamadığımız için. Terzi kedi sökeri dikemez. Aynen. Hayatım öyledir Burçin bu işler. Diye bir arkadaşım yaptı, sağ olsun. Ellerine sağlık. Çok hoş. Yazı çok getirmişsin. Evet, örgü oldu. De olsa değil mi? Başlayalım mı biraz? Şimdi ne yapacağız öncelikle? Ben birazcık motif yapmaya çalıştım zaten. Buraya yetiştirebileyim diye. Önce renkli motifleri ufak ufak yaptım. Şimdi etraflarını beyaz geçiyorum. Daha sonra da tek parça birleştirip saksıya geçirebilecek halde bir form vereceğim. Harika. Böyle motif motif çok güzel battaniyeler oluyor mesela. Evet. Onun gibi böyle küçük küçük ebatlarda, istediğiniz ebatlarda da olabilir değil mi? Ama ufak tabii, olursa tabii. Daha şekil vermesi kolay olur diye sanırım. Yani ben ölçüsünü şey yaptım, ölçüye göre motifleri çok büyük yapmak istemedim. Birazcık ölçerek yapmak daha güzel oluyor daha doğrusu. Üzerine göre şimdi birleştirmeye başlayacağım. Harika. Çok güzel yüllerim var. 3 tane yülümü de bir tane seyircime hediye edeceğim. Onu da hatırlatmak isterim. Rengarenkler. İnsanın gerçekten içi açılıyor. Renkli renkli bere örebilirsiniz, atkı örebilirsiniz. Kendinize ne yapmak istiyorsanız. Şey. Yünü bizden, örmesi sizden hanımlar. Bu şekilde güzel motifler biliyoruz. Çok da kolay ama bilmeyenler için şöyle nasıl başlanıyor, nasıl yapılıyor? Hemen onlardan ufak başlayayım. Gösterebilir misin? Tabii ki. Tığımızla ördüğümüz güzel motiflerimiz var. En güzel böyle kalıp gibi kaç numara tığla durur? İpin kalınlığına göre tığın numaraları da değişiyor. Ben şu anda 3 ile yapıyorum. Şu sarıyla yapabiliriz. 3 numara tığımız var. İplerimiz çok kalın değil zaten. Zaten örgü ilk başlanıldığında yapılan motiflerdir bunlar, evet, değil mi? Evet, hanım dilendi, bey beğendi modeli deniyor buna. Evet. 7 tane zincir çekiyoruz. Üçlü trabzan. 3 zincir çekerek. Yine üçlü, evet, 3 defa da çıkıyoruz. Arada 2 zincir. Tekrar. Tekrar üçlü trabzan 3 adet. Arada yine 2 zincir. Orada bir dörtlü yapıyoruz. Evet, göbeğini yapıyoruz dörtlü olarak. Siz kaç senedir yapıyorsunuz bu giydirme işini? Aslında 2014'te ilk Derya Hoca böyle bir şey var, ben de yapmak istiyorum dedi. 2014 sonunda başladık. İlk olarak 2015 Mayıs'ında öğrencilerle beraber Mimar Sinan Üniversitesi'nin bahçesindeki tüm ağaçları ve de bankları giydirdik. Evet. Ay ne güzel. Çok güzeldi. Öğrenciler pazartesi sabahı okula girdiklerinde ne tarafa bakacaklarını şaşırdılar. Ev sıcaklığı. Muhteşemdi ama deniz kenarındaki rıhtıma hiç kimse gitmedi. Sergide kaldığı süre içinde örgüler. Bütün herkes arka bahçedeydi.
Ne güzel. Her yer rengarenkti. Herkes fotoğraf çekilmiştir eminim. Evet, çok güzeldi o dönem. 2015 Mayıs'ta aslında avazım çıktığı kadar örüyorum diyerek kadına şiddete karşı birazcık dikkat çekmek istemiştik. Bravo. Ondan sonrakiler de hep aynı tarzda gitti. Nereden aklınıza geldi ağaç giydirmek? Aslında 2004 Hollanda doğumlu bir sanat, sokak sanatı. Yarn bombing adıyla geçiyor. Dış mekan giydirme. Biz keyif olsun diye başladık ama amacına da ulaşınca dikkatle çekince, evet, değil mi? Evet, dikkatle çekti, aynen. Geçen sene Acıbadem'de 14 Şubat'ta bir sevgi ağacı yaptık. Mahalleli bayanların da yardım ettiği annelerin, teyzelerin kalp şeklinde ördüğü motiflerle. Hala da duruyor o ağaç orada. Öyle mi? Tamamen kırmızı pembe geçişli kalp motifleriyle giydirilmiş bir ağaç. Mayıs ayında Anneler Günü haftasında metronun bir vagonunu giydirdik. Anne eli değerse işte ki altında hala da fotoğrafları var basında. Onda da insanlar metroya bindikleri zaman çok şaşırdılar. Çünkü metro rengarenkti bütün her yeri. Kim şaşırmaz ki tabii. Arkadaşımızla, Hikmet diye bir arkadaşımızla beraber 3 kişi onu yaptık. Biz renk olsun ya. İstiyoruz. Zaten hayat gri. Evet. Renkli olmak istiyoruz. Ağacı giydirirken, evet, ağacı giydirirken insanların gelip size bakması, yani ne güzel bir şey yapıyorsunuz demesi o kadar güzel ki o bile yetiyor. Çok keyifli. Biz hepimiz çok severek, keyif alarak yapıyoruz. Öğrencilerin bir kısmı örgü örmeyi bilmiyorlardı. Önce onlara örgü örmeyi öğrettik 2015'te okulu giydirdiğimiz zaman. Ondan sonra onlar da örmeye başladılar. Bravo. Ki zaten gördüğünüz gibi 2 dakika içerisinde bir taraftan sohbet ederken yaptı. Şuraya üçlü trabzan yaptık. 4 tane. Sonra yukarı çıkarken zincir çektik mi? Evet. Kaç zincir? Yine şey, 3 bacakla başlıyoruz. Üçlü trabzanla başlıyoruz. Yine buralarda boşluklara 2'şerli. Hı hı. Aralar gibi. Şu aralar 2. Burası köşe olsun diye 3 zincirimiz var. Tam köşelerde. Çok kolay. Bu istenildiği kadar büyütülebilir, evet, elbette. Şimdi üstte bir de beyaz geçeceğim kenarlarını. Biraz büyütmek gerekiyor motifi. Ondan sonra da ekleyeceğim. Böyle az az kalan ipleri değerlendirmek adına da çok güzel bir model oluyor bu. Evet. Diz battaniyesi de yapılabiliyor. Çanta yapanlar var. Sizin gibi çok böyle şey üstüne var. Motif hırkalar yapanlar var. Etek yapan var. Ki burada da gördük birçok gelen örgü yapan hanımımızın üzerinde. Siz bu şekilde motifler hazırlayacaksınız. Sonrasında giydirmeyi, evet, göreceğiz, değil mi? Evet. Harika. Siz o zaman yapmaya devam ediniz lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Sizi burada sevdiğiniz işle baş başa bırakıyorum. Tekrar birlikteyiz. Gerçekten atölye basan bugün çiçek açtı. Deniz Hanımcığım harıl harıl çalışıyor. Çünkü bugün saksı giydireceğiz tek başına. Değil mi? Bir telaş sardı kendisini. Çok güzel rengarenk bir çalışması var. Peki bunlar nasıl birleştirilecek? Böyle küçük küçük motifler yapıyoruz. Sonrası birleştirmesi nasıl oluyor onu görmek istiyorum öncelikle. Ben bugün için iğneyle birleştireceğim ama böyle renkli iple de ayrıca birleştirebiliriz. Her ikisini de göstereyim. Bir taraftan bağladıktan sonra şöyle alttaki ilmeklerin alt taraflarını alarak Alttan alıyoruz, evet, ki. Evet, alttan alıyoruz sadece. Bir üstten bir alttan. Aynı iple yapılabildiği gibi farklı iplerle de yapılabiliyor. Biraz olabilir. Bu birleşmenin çok görünmesini istemediğiniz durumlarda kullanılabilir. Aynı direkt, değil mi? Evet. Evet. Biz saksı giydireceğiz. Başka ne giydirebilir hanımlar alternatif Kolon olarak? Olabilir. Evlerdeki, aralardaki kolonlar, aralarda kolonlar olabilir. Biz kolon da giydiriyoruz. Yakın zamanda bir fabrikanın toplantı katındaki 2 kolonu giydirmiştik. Basamın üzerinde yuvarlak yuvarlak büyük motifler görüyorsunuz. Bunlardan ağaç giydirmişler. Ağaç gövdesi özellikle. Ama kolonlar da evlerdeki o kalın çerçevelerle falan da süslemeye çalışır hanımlar. Onu kapatmaya çalışırlar. Böyle örgülerle de onlar giydirilebiliyormuş. Bunu da duymuş olduk. Çok güzel. Hepsi farklı farklı rengarenk. Bunlar da yine birleştirilerek, değil mi? Evet. Onları da göstereceğiz. Şu kendi rengiyle olan birleşim yerinin çok belli olmadığı bir birleştirme. Bu da renkli bir iple tığıyla, battaniye olabilir ya da işte istediğiniz başka bir şey olabilir. Yine her
araya girerek, aralarda iki zincir çekerek bir karşıdaki motife, bir bu taraftaki motife. Yine iki zincir. Yine iki zincir. Nereye battığımızı da bir görelim. Şöyle göstereyim. Bir buradaki motife, bir buradaki motife. Her ikisini de karşılıklı. Aralardaki boşluklara. Batırıp sık iğne yapıp iki zincir çekip tekrar diğerine geçiyoruz. İki zincir. İki zincir bu tarafa. Yine iki zincir. Siz evinizde neleri giydirdiniz? Bahçemdeki ağaçları giydirdim. Öyle mi? Evet. Yastık malum. Malum evet. Malum yastık. İnşallah kendimize de bir şeyler yapacağız ümitliyiz Derya'yla. Yani dağ bayır giydiriyoruz ama kendimize bir şey yapmaya henüz bir vakit bulamadık maalesef. Onun yerine arkadaşlarımız örüyorlar bize. Ne güzel. Siz çevreyi, arkadaşlar size. Evet. Bu şekilde de birleştirdik. Bu da renkli birleştirdiğimiz. Çok hoş. Bu diğer motiflerin etrafını da beyazdan geçeceksiniz evet, hemen sanırım. Şimdi beyazla geçeceğim birer rengi. Saksının bir kenarını hemen yapalım. Hemen yapalım, onu da görelim sonrasında. Ama sizin öncesinde bir hazırlığınız olması gerekiyor. Şu an görebilir miyiz? Hayır. Yani birazcık yol kat etmek lazım. Evet, bir 10 dakika bana vakit verirseniz. Tabii, tabii. Siz lütfen burada. Tamam. Çalışınız. Ben biraz daha yanınıza geleceğim. Yünlerim de burada. 3 tane güzel yünüm var hanımlar. Bir seyircime göndereceğim bu güzel yünlerimi. Renkleri de çok güzel, çok kullanışlı. Şöyle atkılar, bereler ne isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle koyalım. Şu pufa bayıldım. Çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Eve yaşanmışlık hissi katmıyor mu? Çok şık. O Derya hocamızın yaptığı. Ay puf. Selamlar olsun. Çok güzel bir çalışma. Hakikaten. İçimiz açılsın mı birazcık? Şöyle birazcık atölyeye geçelim. Denizci maşallah o kadar seri, o kadar hızlı yapıyorsun ki. Yetiştirmeye çalışıyorsun çünkü. Ben senin derdini çok iyi anlıyorum hayatım. Derdini çok iyi anlıyorum. Ne yapıyoruz şu anda? Motifler sıra sıra dizilmiş. İğneyle birleştirdim hepsini. Beyazla. Beyazla. Belli olmuyor ek yerleri. Sonra üzerinden yine üçlü trabzanla tek parça olarak geçiyorum. Görelim biz de nasıl yapıldığını bilmeyenler için de. Üç numara tığımız vardı zaten. Evet. Şu birleşim yerlerinde büyük olan yerlere iki defa giriyorum. Evet. Diğerlerine. İkili yapıyorsun değil mi? Yok, üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü yapıyorsun. Beyazları ikili yaptım biraz kısa olsunlar diye. Bu birazcık ince bir ip. Bunu... Derya'cığım da gelecekti Deniz'le beraber ama hastalandığı için geç geldi, gelemedi. Onun için tek başına yetiştirmeye çalışıyor. Saksı eğer yetişmezse şunlardan da yapabiliriz aslında. Yok şey yapacağım, çift taraflı bantla yapıştıracağım sadece bir tarafına. Sonrasında en azından, evet. En azından şimdi son halini görmüş olalım. Görülebilecek halde birazcık hile yapacağız ama bu seferlik. En azından fikrimiz olsun. Çünkü nasıl yapıldığını görelim, sonrasında zaten yapılabilir. Evet tabii ki. Önemli olan görmek, fikir almak. Bunları nasıl birleştiriyorsun? Onları da şu beyazlarla daha önceden 1-1,5 metre kadar zincir çekip hazırlıyoruz. Bunlar hepsi zincir. Evet evet, onlar zincir. Çünkü ip çok ince oluyor, hoş olmuyor, doldurmuyor aralarından geçtiğiniz zaman. Bir 10 dakika sürmez, ona da geçebiliriz hemen. Ben onu bir alayım mı şöyle bir? Üçlü trabzan mı dedim? Hı hı. Şunu gösterebilir misin bize? Onu nasıl yapacağız zincirlerden? Tabii ki. Şöyle bir taraftan da örelim. Hiç zincir çekmiyorum değil mi? Düz gidiyorum. Hayır yok hayır, zincirsiz evet. Üçlü trabzan. Evet. Şu boşluklara da... kaç yapıyorsun? Şunlar üçer, iki. Şuraya bir tane. Evet. Şunlar yine iki. Şöyle... Şöyle örelim. Ay iyi. Şuraya batırıyoruz. Bu zincirlileri de yine tığa mı geçireceğiz? Yani daha rahat oluyor. İğne yoksa çengelli iğne de olabilir. Şöyle bir yerinden sabitledikten sonra. Doğru mu yaptı aşkım? Doğrudur. Doğrudur. Şimdi böyle. Üçlü trabzan şeklinde.
dolduruyoruz şu şekilde boşluklarımızı. Zincirlerimizi çektik 1-1,5 metre uzunluğunda. Hı hı. Bunları daha sonra kaybediyoruz bu uçları. Şimdilik böyle duruyor. Hep aralarında üçgen yapmamız gerekiyor. Yani üçgenle çok daha güzel görünüyor çünkü bu iş. Aa, güzel. Böyle aralıklı olacak değil mi? Evet. Yani arasının mesafesi size kalmış. İsterseniz hani az motifiniz varsa daha büyük aralıklı. Çok motif yapayım, çok sık olsun derseniz daha az aralıklı. Evdeki çok büyük saksılar da böyle değil mi? Saksılar da evet, evet. Ama saksıları daha az aralıklı olursa daha güzel olur. Örmeye devam. Bol bol tutup birazcık sıkı sıkı değil, değil mi? Evet. Bu da ağaçların birleşimi. E sonra mesela bunu nasıl şöyle bir şuraya mı koyuyoruz? Yoksa hepsi bu şekilde mi? Yok. Düz mü? Hayır, hayır. Düzlem üzerinde mi? Böyle gittiğinizde yine onun bir arasına giriyorsunuz. Ama mutlaka diğerindeki aynı yere giriyorsunuz ki arada bir üçgen oluşsun. Şu şekilde. Şöyle burayı tamamladım. Şuraya ikili yaptım hayatım. Hı hı. Sonra birleştiriyor muyum? Evet. Güzel. O bisikleti mesela ne kadar sürede giydirdiniz? Bisiklet bir hafta civarı falan sürdü. Çünkü her iki tarafı da daire bayağı da büyük. Değil mi? Bu tabii süs olarak o şekilde. Evet, süs görsel için. Anlamda. Bunu tamamladım ben. Süper. Şöyle bütün motiflerimizi hanımlar bu şekilde yapıyoruz saksı için. 3, 6, 7, 8 ile. Tabii ölçeceğiz, bakacağız. Yok, o biraz büyük yani çevreleyeceği için. Çevreleyeceğiz şöyle. Hemen çift taraflı bantla küçük bir hileyle. Hemen gösterelim. Ay bunlar da çok güzel oldu. Daha böyle. Ağacın üstünde birazcık geriliyor tabii. Çok hoş. Gerildiği zaman da böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Kediler parçalasın bunları. Değil mi? Oynuyorlar ama çok oynuyorlar, parçalamıyorlar aslında. Oynuyorlar. Çok tatlılar ya. Tırmanıyorlar ya. Kuzguncuk da öyle onların bir da ağaç yapmıştık var. Ama iki tane kedi hatta videolarımızda duruyor. Sürekli oynama modundaydı onlar. Ay canlarım ya. Şimdi tersinden doğru değil evet. mi? Patlıyoruz. Bütün yapmaya da gerekiyor. Çift taraflı bantla. Yani tabii evde gereken... hanımlar onu nasıl normalde hepsini birleştirecekler bu şekilde. Evet. Geçirecekler ama biz... Geçme olduğu zaman çok daha güzel durur, gergin durur. Şimdi örnek burada... görülür, model görülür. Evet, ben yetiştiremediğim için böyle bir hileye başvurmak zorunda kaldım. Ki son hali görmüş olalım diye. Evet. Şöyle. Saksımız da burada. En korkunç kısmısı bu işte. Bunu açma kısmı değil mi? Hiç sevmediğim kısım. Hayır ben de yapamadım. Ter bastıran kısım. Değil mi bu böyle? Cengiz kamerayı bana versen sen bunları açsın. Ay dur 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 dur. Ay evet. Elimi yapıştırdım. Ben de koluma yapıştırdım. Koluma değil mi? Çok eğlenceli. Açabilirsek yapacağız. Çok büyük işler yaparken hiç eğlenceli olmuyor ama biliyor musunuz? Öyle mi? Büyük bir ağacı düşünce tabii. Gerçi ağaçlarda kullanmıyoruz. Kolonda çift taraflı bant birazcık kullanıyoruz. Ağaçların üzerinde hiç bu ipten başka bir şey yok. Ağacın ölçüsüne göre mesela işte 1,5 eninde 2 metre boyunda bir ağaçsa salonda yerde ben ona göre şey yapıyorum, ayarlıyorum.
Bunu keselim. Keselim. Sağlama alalım, onu yapıştıralım ve görelim. Ay gayet de güzel oldu. Yani bunu tabii daha büyütmek de mümkün. İstediğiniz ölçüde. Çok güzel oldu renkler. Bir parça şeyle. Dur, şurayı bir kesebilir misiniz? Ben orada bir şey kapatmam lazım. Ay eyvah. Evet. Televizyoncu olunca böyle oluyor ya. Şimdi bir yaman oldu ama onu göstermememiz lazım. Öbür tarafı mı yapsaydık keşke. Ay çok hoş oldu. Öbür tarafı da yaparız. Çıkarırız şey oraya yapıştırırız. Mesela buraları nasıl yapılıyor? Sadece ortası daha mı giydirebiliriz? Nasıl isterseniz. İsterseniz buradan bir sıra daha geçip tamamen aşağıya kadar da indirebilirsiniz. Bunun gibi dilim de yapabilirsiniz. Mesela bundaki dilim gibi de bunu büyütüp. Şöyle gösterelim Cengiz'ciğim. Yani şu dilimi büyütüp. Buraya dilim olarak da yapılabilir. Şu dilimin büyüğü aynı şekilde. Aynen. O tarafı da böyle yapsak yetişir mi dersin? Üstüne... Ben denerim. Denersin değil mi? Yaparsın vallahi. Siz öbür tarafı alıp ben burada tekrar başlayayım. Aynen. Reklama gidiyoruz zaten. Tamam. Zamanın var. Sonrasında bir yarım saatlik vlogumuz var. Kardiyoloji uzmanım gelecek, doktorum gelecek ve hipertansiyonu konuşacağız. Tansiyon hastaları çok çok fazla. Neleri bilmemiz lazım? Sizler için soracağım ama sizlerin sorularınız varsa sizler de yazınız lütfen. Denizciğim, canımcığım, müsaadenizle. Tabii. Çok güzel örgüler. Saksımızı şu anda bitirdin. Ama tansiyonum 20 falan muhtemelen. Tansiyon yükseldi değil mi? Çok şekersin, stres yaptı. Çok hoş.